şunu anlıyoruz. İnançlı insan tamamıyla fert olarak kendisi inancı benimsediği andan itibaren etrafıyla da etkileşim kurabilen ve etrafını da kendisiyle benzeştirebilecek kabiliyete sahip olan bir varlık. Biz nereden başlamalıyız ki şu anda içinde bulunduğumuz toplum bizim inancımızla şekillensin? Ramazan ayını değerli kılan unsurdan başlamalıyız. Ramazan ayını değerli kılan unsura Kur'an'da dikkat çekiliyor. Kur'an o ayda indirilmiştir diyor. Evet. Yani Ramazan'ın en önemli özelliklerinden birini tabi saymayı unuttuk. Yani o ayda Kur'an'ın indirilmesi. Ondan da diyoruz Ramazan Kur'an ayı. Kur'an'ın da sıfatlarını Allah bize söylüyor. Kur'an bir nur, ışık. Yani evet. Bütün bu manzaraya dikkat edin. Kur'ansız baktığınızda kapkaranlıktır. Ama Kur'an'ın sunduğu Allah'la ahiret irtibat kullandıran bakışta adeta bir ışık yanar ve her taraf aydınlanır. O yüzdendir ki Kur'an'ın bir sıfatı nurdur. Diğer taraftan Kur'an Furkan'dır. Ne yapacağım işte, nereden başlamalıyım sorusuna değil mi? Doğruyla yanlış ayırt etmem lazım. Furkan ayırıcı demek. Hı hı. O bir yerde farklar yapan, doğruyla yanlış arasında fark yapan, onları ayıran Kur'an'ın bir sıfatı bu. Diğer taraftan Kur'an mufassal, detaylı. Yani özlediğimiz detayları bize verecek bir kitap. Büşra, yani aynı zamanda Kur'an bir müjde, hüda, bir hidayet kaynağı. Yani Kur'an'ın bu sıfatları var, bu ayda indirilmiş. Yapmamız gereken şey aslında bizim bu gönlümüzdeki yaralara, gönlümüzdeki eksikliklere Kur'an'dan cevaplar bulmak. Kur'an'ı sadece okunan bir kitap olmaktan çıkarıp anlaşılmaya çalışılan bir kitap yapmak. Yani Kur'an'ı dinlemek güzeldir ama asıl hedef Kur'an'ı anlayarak dinlemek, onu hayata tatbik etmek için de anlamaya çalışmaktır. Sadece o anda bir anlayıp da bırakmak manasını değil. Yani Kur'an'ın harekete geçirici özelliği var. Ona Kur'an boyunca hep inanıp salih amelden işleyenlerden bahseder. Hep imanla salih amel bir arada Kur'an boyunca anılır. Ki o iman zaten salih amelleri yapacak motivasyonu veren şeydir. O salih amellerin hem rasyonel temelidir zihnimizde, hem aynı zamanda gönlümüzde de itici gücüdür iman. Yani hem zihnimize hem gönlümüze oturan, oradan bizim bedenimizi harekete geçiren, bedenimizde bize işte fazla paramız, yani gerekli olan parayı zekat verdirten, bedenimizde oruç tutturtan, gerekli yerde alnımızı secdeye götürtüp namaz kıldırtan, gerekli yerde işte gıybet yaptırtmayan, Müslümanların arasında bir savaş, bir bozgun varsa onu düzeltmek için çabalayan kişi yaptırtır bizi iman. O yüzden de diyorum başlanacak, evet. Ve başladıktan sonra hep içinde kalınacak yer Kur'an'ın yoludur. Evet.